Merhaba arkadaşlar. Bugün sadece YouTube'un video editörünü kullanarak nasıl videoları montajlayabileceğimizi göreceğiz. Başlangıç olarak bilmeyenler için isterseniz YouTube'a nasıl video yükleneceğini göstereyim. YouTube'un ana sayfasına girdikten sonra eğer bir account'umuz varsa, özellikle Gmail account'u olanlar kolaylıkla YouTube'a giriş yapabilirler, kullanıcı giriş yapabilirler. Daha sonra YouTube'daki ana sayfamızdan video yükle seçeneğine basarak video yükleme sayfasına geçiyoruz. Burada istersek web kamerasını kullanarak kendi görüntümüzü çekebiliriz. Fotoğrafları kullanarak bir slide gösterisi oluşturabiliriz. Ya da canlı yayında bir Google Hangout toplantımızı bir videoya çevirebiliriz. Buradan istediğimiz videoyu seçip yüklemeye başlayabiliriz. Burada istediğimiz gibi başlığını değiştirebiliriz, açıklamalar ekleyebiliriz, etiketler ekleyebiliriz. Videonun yüklenmesi bittikten sonra video YouTube video editörünü kullanarak videomuzu editleyebiliriz. YouTube video editörüne ulaşmak için Google'a YouTube video editör yazmamız yeterli. İlk çıkan seçenek zaten YouTube'un video editörü olacak. YouTube video editörü kullanımı oldukça kolay bir program. Daha önce de eklediğimizi silelim. İlk seçenekte kendi yüklediğimiz videoları görebiliyoruz. Bunları doğrudan yüklemek şeklinde videomuzun projemize ekleyebiliriz. Bunları istediğimiz gibi kısaltıp uzatabiliriz. Ya da makas üstüne geldiğimiz zaman çıkan aygıtlardan makası seçerek istediğimiz herhangi bir yerinden kesebiliriz. İki parçaya ayırabiliriz. İstemediğimiz parçayı silebiliriz. Ya da yine tekrar ikiye ayıralım. Ya da istediğimiz parçanın üzerine yeni bir metin ekleyebiliriz. Buradan metin yazarak. Daha sonra eğer kendi videolarımız bu proje için yeterli değilse ya da başka videoları kullanmak istiyorsak buradaki CC yani Creative Commons yazan videoları projemize ekleyebiliriz. Creative Commons lisansı açık kaynaklı bir lisans. Yani insanların ürettikleri videoları başkalarının kullanımına açtıkları bir lisans. Buradan istediğimiz videoyu arayabiliriz. Bunu da yine zaman çizelgesini ekleyerek editlemeye devam edebiliriz. İstediğimiz gibi fotoğraflar ekleyebiliriz sabit kısmımızda. Başkalarının ürettikleri ve açık kaynaklı olarak kullanıma sunulan müzik kütüphanesi var. Burada istediğimiz türde bir müziği arayabiliriz. Akustik ya da caz ya da rock. Video geçişleri yapabiliriz. Bunun için buradaki herhangi bir video geçişini alıp iki videonun arasında bırakmamız yeterli. Yine aynı şekilde metin editöründen videomuz için başlık yaratabiliriz. Bu şekilde kendi video projemizi oluşturabiliriz. Bittikten sonra da önce projemize bir isim verip sonra da yayınla tuşuna basarak videomuzu YouTube'da yayınlayabiliriz. Başka bir göstermek istediğim şey de nasıl yüklediğimiz videoları nasıl açık kaynak haline getireceğimiz. Bunun için video yükle sayfasına geçiyoruz. Sabit diskimizden istediğimiz videoyu seçiyoruz. Ve daha sonra da ayarlardan gelişmiş ayarlar kısmına gelerek burada lisans ve hak sahipliği seçeneklerinden Creative Commons yani açık kaynaklı lisansı seçip değişikliği kaydediyoruz. Bu şekilde ürettiğiniz videoları yayıncılarla, başka insanlarla paylaşıp onların kullanımlarını ve daha yaratıcı kullanımları açmış olursunuz. Sadece kendi ürettikleriniz değil, böylece başkalarının ürettiklerinin de bir parça sahibi olmuşsunuz.